Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'deyiz. Görmüş olduğunuz gibi arkamda Timoson var arkadaşlar. Bugün Erdal amcanın işleriyle uğraşacağız. Bugün Erdal amca yok arkadaşlar maalesef. Ama dedi kanola var dedi. Kanolayı biçer misiniz? Zaten geçen bölümde söylemişti kanola ile ilgili. Kanolayı biçer misin dedi. Ben de dedim tabi olur. Benim önce işimi görürsen sonra kanolayı biçeriz demiştim. Şöyle ben traktörü aldım, traktörü götüreceğim. Zaten oyunda Flow Me modumuz vardı herhalde. Onu yapacağız ama önce şu makineye binelim abi. Makine ablanın sesi falan bayağı iyidir umarım. Şuraları şu makinenin ucunu şöyle bir, gerçi buraya bırakırız ya. Şurayı kaldıralım abi. Şöyle. Bu arada birkaç tane mod kurdum arkadaşlar. Onları da sizler için eklerim. Çift çeker modunu falan buldum. Onları da ekledim. Şöyle oraya girdim mi? Tamam, sıkıntı yok. Şöyle bırakalım abi şuraya. Hemen ağzını bir alalım. Oradan Erdal amcanın işlerine uğraşalım. Çıkar abi. De şöyle bir kamera modu çıksa biliyor musunuz? Geri gelirken. Burayı da hemen işçiye vereceğim. Bu arada biraz para yapıp para kastık Erdal amcayla. Sağ olsun. Yardımcı oldu. Biraz para işleriyle. Sılacı yapmıştık bildiğiniz üzere. Sılacımız hala solumuzda duruyor. Böyle göstereyim. Bayağı bir bulamacımız falan var. Atık gübremiz, diğer videolarda da zaten onları sizler için göstereceğim. Bugün tarlayı falan süreriz diye tahmin ediyorum. Eğer o süremezsek dediğim gibi diğer tarafı hallederiz. Bu arada bunun sapı nerede? Ön tablasını bir bulalım abi. Bu arada arkadaşlar kanalıma ilk defa geldiyseniz, beni ilk defa keşfettiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bunlar benim için önemli şeyler. Aman Ceylan abiler, aman aman dikkat edin. Şöyle bir takalım abi ön tablamızı. Gel abi, gel abi. Şimdi şöyle bir geri geldiğimiz zaman şu mod da bir çıkarsa, geri geldiğimiz zaman kafayı dışarıdan çıkarıyordu. 19'da vardı. Şunu bir aşağı indirelim biraz daha. Heh. Yine fazla göremiyoruz ama yapacak bir şey yok. Şöyle biraz yakınlaştırırsak oradan geçer miyiz abi? Sıfır geçer diye düşünüyorum. Vallahi sıfır geçtik şu an. Bir tık hafif arkayı değdir, sağ tarafı değdirdik gibi ama şöyle ben şu aracı çıkarmışken şöyle durayım abi. Flow mi açık mı bende? İnşallah açıktır ama açık da gözükmüyor ya. Neyse abi. Yapacak hiçbir şey yok. Erdal amca oynarken kapatmıştım. Onlara uygun değildi herhalde. Tam yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan şöyle geçelim. Onun hızı da çok yavaş. Artık nasıl gidebilirsek. Şuradan karşıya geçersek Erdal amcanın tarlaya doğru gidebiliyor herhalde. Şuradan geçelim abi. Aracın sesi falan umarım iyi geliyordur. Ortam sesi, araç sesi falan bir tık açsam mı diye düşündüm. Yani şöyle iyi. Şöyle bir duralım abi. Aynen. Hazır. Bu burada dursun. Hemen traktörümüze binelim. İçeriden döneceğim burada.
Neyse gel geri abi. Geri gel geri gel 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 gel. Şöyle genişten alalım. İçeriden giremeyeceğiz yoksa. Bir daha boşu boşuna ileri geri yapmak istemedim. Sıvı gübre makinemiz falan var dedim. Bu arada sıvı ne kadar var hiç bilmiyorum. Ona da bir bakalım. Şimdi traktörle durduğumuz zaman ona da bir bakarız. Ne kadar var hiç bilmiyorum çünkü. Şuradan şöyle geçelim abi. Şöyle bir bakalım. Saman bulamaç 45 ton varmış ya. Gerçi o kadar yok. Ben de diyorum niye hızlı gitmiyor ya. Hız sabitleyiciyi düşürmüşüzdük. Bu arada bayağı bir çamur oldu Timason. Timason'la bayağı bir iş koşturuyoruz. Ama birkaç tane hataları var demiştim. Bu arada bu oyunda trafik yok mu ben anlamadım ama. Bazı yerlerinde trafik çıkmıyor. Şöyle durusun abi. Stop et, stop et. Sonra mazudu. Mazudu nereden bulacağız? Şöyle kaldıralım tablamızı. Bu arada GPS modunu sizler için bir videoda tanıtacağım arkadaşlar. Nasıl çalışılıyor, nasıl kullanılıyor. Onu bazı arkadaşlar bilmiyor. Tabi aramızda bilmeyen çoğu arkadaş vardır yine illaki. Onlar için bir farklı bir video yapmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla. Erdal amcanın tarlası da bayağı büyükmüş. Umarım biter hemen de diğer işlerimizi de hallederiz. Çünkü çiftliğimizde bayağı bir işler var. Onları bir an önce bitirmemiz lazım. Bakalım hayırlısı. Böyle bir git gel mi yapalım yoksa önde bir yaşlık başlarını açalım. Ver abi. Şöyle yastık başlarımızı açalım arkadaşlar. Ondan sonra bir git bir gel yap şeklinde yapabiliriz. Umarım güzel bir mahsul alır Erdal amca da. Onun da silosunu artık boşaltırız ya da romorta durur. O gelir halleder ya. Onunla sürekli uğraşmak istemiyorum. O geldiği zaman halleder. Şuradan şöyle girelim abi. Bu arada çift çekerimiz falan her şeyimiz açık görmüş olduğun gibi. P harfi de büyük ihtimal park olayı. Tuşlarına fazla bakamadım ama tuşlarına da bakacağım. İlerleyen zamanlarda hayırlısıyla. Artık nasıl olur bilmiyorum. Bu arada Erdal amcanın kanalında sağ üst kartlara eklerim arkadaşlar. Oradan abone olursanız sevinirim. Adam bize ekti, adamın mahsulünü tek başımıza hallediyoruz ya. Neyse o da burayı sürmeye gelir. Sürmek için de pulluğu yokmuş. Bakalım. Patlatma, benim patlatmayı kullanır. Hayırlısı bakalım ne yapacak, nasıl yapacak. O da buraya yerleşmeyi düşünüyor. Adama bir tane tarla verdik. İlk günden kaçtı. Buradan bir git bir gel yapalım abi. Öyle öyle tarlayı bitiririz. Tarlamız aslında o kadar küçük de değil, büyük de değil aslında. Ama bizim makine için dediğim gibi bayağı bir küçük değil. Makine küçük olduğu için ekipman az geliyor. Ama bu tarlalar tabii bunlar hiçbir şey. Bunlar gibi nice büyük tarlalar var. Bakalım. Çiftlikte şu an bayağı bir işler güzel gidiyor. Çiftliğimiz malum bayağı güzel.
rahat sıkıntısız bir şekilde hallediyoruz bakalım. Bu arada bir sıkıntım var. Benim çim olan yeri satıp farklı yere almayı düşünüyorum. Eğer bu videoda zaman kalırsa onu da sizler için yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Ne kadar zamanımız olursa göstermeye çalışacağım. Çünkü çok sağ sol virajda oynuyor. Mesela bizim yerimiz şöyle 23'tü. Yani şurayı satıp şurayı alabiliriz. Yani 48 bin lira. Hatta sizin için şöyle yapacağım. Orada çimimiz yoktu. Şurayı satın al abi. Aynen. Buradaki mahsulü kullanalım. Aslında burayı da satın alırız da. Fazla bir para yemesin bizim için. En azından bir 10-20 lirayla 20 bir fazla verdik ama yapacak bir şey yok. Daha mahsulümüz falan bayağı bir var. Güzel bir para kazanırız umarım. Bu kanolayı domuzlar için alsak güzel olur aslında da. Ama domuzumuz yok şu an. Koyun işine girmeyi düşünüyorum. Bizim beslemelik hayvanlarımız ne alemde ya. Fiyatları falan. 600 lira da. Yani hiç yükselme yok ama o 1300 falan o aralarda bir şeye geliyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yetiştirmelik hayvan yine alacağım. Bir çiftlik daha kurabilirim onun için. Ama tabii para lazım. Bu arada at yerimiz varmış bizim. Atlarımız var. Onları yeni fark ettim. Farklı bir yerde, farklı bir alanda. Onlara da bakacağım. Hiç at beslemedik zaten. Oyunda fazla bir at işimiz olmuyor. Çünkü fazla bir kazanç vermiyor atlarda. 19 gibi değil. 19'da mesela bayağı bir güzel şey veriyordu. Para veriyordu. 22'de o kadar vermiyor. 22'de 1200 mü 1300 mü o arada bir şey para veriyor. O da bize hiç denk gelmiyor yani. O yüzden fazla bir masraflı. Bir o kadar da ucuz yani. O yüzden fazla girmiyoruz. Belki onları satarım. Onun yerine inek falan alırız. Bu arada tavukların yumurtasını hiç görmedim ben. Tavuklar için biraz yem alacağım mağazada. Onu da hemen hallederiz. Yani dediğim gibi arkadaşlar çiftlikler işimiz bayağı bir fazla. Büyük ihtimal diğer videoda buğday hasadını yapmış olurum. Çünkü diğer videoda hem eker hem hasat belki bir arada yaparız ya da sadece sürmeyle ekmeği yaparız. Arkasından hasadı gerçekleştiririz. Yani bayağı bir video olur buralarda. Sürekli de aynı şeyleri göstermek istemiyorum. Aklımda şöyle bir olay var. Mesela makinede ilk başta buğday mı var? Önce buğday, sonra kanola, yulaf, ne bileyim arpa. Bunları böyle sıra sıra yapmak istiyorum. Bunun için de tabi zaman gerekiyor. Zaman olmadığı için olmuyor. Yani güzel modlar bekliyoruz. Güzel modlar olmayınca bazen yapmak istemiyoruz. Video çekmek istemiyoruz bazen. ETS kullanıyoruz genelde. ETS videoları da çekiyoruz. Yani ekiple konvoy oluyor, onlara gidiyoruz. Yani bayağı yoğunuz. Zaten işi hiç söylemiyorum. O yüzden işleyiş falan bayağı bir sıkıntılı. Neyse. Kendimizi işimize verelim abi. Şurada bir radyo açılmış olsa. Şu aynaları falan değiştirsek ya. Aynalarla oynama bir özelliği gelse. Yavaş yavaş modlar çıkmaya başladı. Modlar çıktıkça güzel işler çıkıyor. Bu arada size kötü bir haberim var arkadaşlar. Yanına oturma modu, yani evsel yolcu, İngilizcesiyle Universal Passenger, DLC olarak çıkıyormuş, bilginiz olsun. Bekleyen multiplayer arkadaşlar varsa öyle çıkıyor. Bakalım.
Hayırlısıyla nasıl olacak, ne bitecek, ne olacak hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi Universal Passenger modlu olarak çıkıyor. Modlu diyorum. DLC olarak çıkıyor. 28 Mayıs'ta çıkışa sunacaklar herhalde. Steam'de var bilgileri. Oradan görebilirsiniz. Eğer unutmazsam linkini oraya korum. Siz de ön istek olarak alabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada ilk hasadımızı bitirdik gibi bir şey. %90'ı geçti şu an. Yani bir 5 ton alır herhalde ya. Yine böyle dönelim de. Borusu çünkü dışarıda bu tarafta. Sıkıntı olmasın traktöre de. En azından mahsulü çiğnememiş olalım. Erdal amca bizi sıkıntıya sokmasın. Bu arada fotoğrafları video dışı almaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Ama yine de bazen işler olunca mecbur kalınca yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. %99 100. Çakallarımızı da kapatalım, açalım abi. Hemen çılgını getirelim. Timasa'nın bazı yerlerinde sıkıntılar var. Hala devam ediyor sıkıntıları. Şuradan girelim de. Görmüş olduğunuz gibi ön konsol çamur olmuyor. Yanlar çamur olmuyor. Ve şu yanlarımız falan çamur olmuyor. Onlar boya olduğu için. Boya diyorum. İçerisinde olduğu için herhalde. Ama iç kısım da yine çamur oluyor. Yani onun olmayıp diğerinin olması saçma bence. Şöyle kutu kapatalım. Bir tane fotoğraf alırım. Şöyle buna binelim abi. On numara. Hadi abi, hadi abi. Bir de kurs play falan var. Onları da sizler için göstereceğim. Tam ben bilmiyorum ama Tolga abiyle güzel bir video hazırlayacağız. Onun için de beklemede kalın. Ver abi makinayı. Startı verelim. Borumuzu kapatalım. Öyle borumuz görmüş olduğunuz gibi kapanıyor. Kapandı. Dediğim gibi bir 5 ton aldı Erdal amca. Vallahi şimdiden bize sıkıntı yaratmaz inşallah. Benim buğdayım mahsulüm nerede? Erdal amca burada canlı canlı kayıt altındayız. Senin mahsulün 5 ton. Aa burada da çıkıyor bak. Burada ne kadar çıkarsa senin. Ona göre şehirden gelince bana mahsulüm kalmamış, mahsulüm bitmiş, mahsulüm burada hiç deme. Bütün ürünlerini hallettik. Sen bunu nereye koyacağız onu da bir söylersen. Hayırlısıyla bakalım. Ona göre bir ayar çekeriz artık. Güzel güzel mahsulü güzel çıkıyor ya bu küçücük yerde. Yani normal yani o kadar şey beklememek lazım. Buraya ne olmuş ya? He, gölgeymiş. Ben de diyorum bu ne?
Şurada biraz yansıma var havanın durumundan dolayı. Hızımız, göstergemiz, her şeyimiz 10 numara. Bu arada ikinci elde şu iki traktöre göz diktim arkadaşlar. Bayağı bir iyi bir traktör. Buradan da bir 2,5-2 ton falan herhalde öyle bir şey alırız. Çünkü bir gittim geldim 1 ton çıktı. Yani 2-2,5 anca. Toplam 7-7,5 ton falan bir şey yapar. Hayırlı olsun Erdal amcaya. Buralar biter bizde. Bir dahaki ay mahsulümüzün startını veririz. Çünkü önümüzde yağmur var. Yağmurdan sonra hemen hallederiz. Erdal amca, Erdal amca. Yaktı bizi bu adam ya. Bütün işlerinde. Bir de bunun olayları falan olmuş. Neler oldu, neler bittiyse doğru düzgün bir şey de anlamadım. Bir dayısıyla kapışmış. Polis molis falan diyor. Çalıntı traktörleri falan diyor. Karışık. Sürekli öbür taraflarda. Yani buraya büyük ihtimal o yüzden gelmedi. Yine bir olaylar peşinde. Şurayı da alırsak. Bu arada sağdaki vites oynamıyor değil mi? Yok. Sabit. John Deere şeylerde falan şu öndeki joystick falan oynuyor şu. Ama şu sıkıntılı. Oynamıyor. Oynasa güzel olacak da işte. Bu arada timings falan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı video konuşmadan müzikli bir videolar falan yapmayı düşünüyorum da nasıl olur diye karar veremedim. Neler düşünüyorsunuz? Siz de belirtirseniz sevinirim. Mahsulümüz bitti, şükürler olsun. Traktörü ben burada bırakacağım. Makinamızı alıp gidelim. Bu da çamur toprak içerisinde görmüş olduğunuz gibi. Bunları falan bir yıkamaya falan vermemiz lazım. Bir an önce. Artık hayırlısıyla şuradan çıkalım abi. Hiçbir şey görmüyoruz ki, şöyle dışarıdan kullanacağım. Tepe lambalarımız falan yanıyor. Yani ön tablayı aşağı indirsem yere değecek şöyle. Yani öyle kullanmak da olmaz. Ama düz yola çıktığımızda sıkıntı yok. Burada da yetiştirmelik hayvan var. Buranın da yerine bir bakmak istiyorum. Hatta şöyle bir duracağım. Kapısı falan kapat abi, kapıyı ya. Buraları falan tanıtmıştım sizlere. Buralar falan bayağı bir büyük. Burada ne alıp veriyoruz? Heh, yetiştirmelik hayvan. Toplam kaç? 45. Yani burayı da kullanabiliriz ya. Bizim hayvanlarımız diğer tarafta ama burayı da kullanacağım. Buraya komple yetiştirmelik hayvan alabiliriz. Görmüş olduğun gübre yığını falan var. Bu arada kapıları açıp kapatan özel bir mod buldum. Samet sağ olsun. Birisinden almış. Onu da kullanmayı deneyeceğim daha doğrusu.
Bakalım nasıl olacak. Bizim karşıdaki tarlada ne var acaba? Hiç bilmiyorum da. Şuradan şöyle girelim abi. Tabelayı almadan. En son ayçiçeği vardı satılmadan önce. Bunu da şöyle önüyle girsem. Ya yani şu şekilde girsem yeterli olacak benim için. Şöyle bir girelim. Adam burayı mahsul etmiş. Mahsulünü almış ya. Tüh. Haydi. Hem kireç gerekiyor. Burada kireç yok. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada tohumlarımız var zaten bizim. Gübremiz. Hiçbir şey, hiç gübre almamışız ya. Bizim acilen hayvanlara bakmamız lazım. Şöyle bir şuradan bir çıkalım abi. Böyle ön kamerasıyla gideyim de. Buralar falan komple boş. Bizim bir an önce bir şeyler yapmamız lazım ya. Ne haber oğlum? Uçu uçu. Gel iki seveyim seni. Nere la? Adam bastı gitti ya. Dediğim gibi arkadaşlar buralara falan bir halletmemiz lazım. Şuradan bir yol açabilirim ha. Şuradan bir tane kapı. Hatta şuraya girmek için güzel bir yer düşünüyorum aslında da. Bu son bölümlerde, son dakikalarda şuradan bir yol açabilirim. Ama şurayı da bozmak istemiyorum. Buradan giriş zaten var. Yani güzel bir yol yapmış zaten. Ama şuralara girmiyor. Buradan hani çıkış, giriş falan sıkıntılı. Yani ben buradan girip şuradan şöyle çıksam. Yani yıkamıyoruz abi. Yıkabilsek şunları alırdım. Buradan geçerdik yani şuraları falan. Ama bizim için en güzeli, en ideali, en yakışıklı olanı abi, tamam mı? Şuradan bir yol açmak ufaktan. Hani tallayı böleceğiz. Tallada sıkıntı yok ama bayağı bir güzel bir yol olur diye düşünüyorum. Yani bunun için önceliğimiz şu abi. O abimizi bir şöyle peyzajdan tekrar geçireyim. Koşmasın boşu boşuna. Önce şu kapıyı. Yani şurayı da alalım. Dekorasyonlar. Kapımız. Geniş bir kapı. Kapı içeri mi açılsın dışarı? Dışarı açılırsa daha mantıklı olur. Çünkü o tarafı biraz sıkıntıya sokmaz. 10 numara 5 yıldız. Bu arada peyzajda zaten bayağı bir iyiyiz. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Burayı da kullanmış olacağım. En azından buraya girip çıkacağım. Hem oranın yolunu da kullanırım. Bakalım. Hadi hayırlısı bizim için. Startı verdik arkadaşlar. Çok büyük. Şurayı şöyle bir gidelim abi. Tamam mı? Burayı zaten birazdan tekrar yol yapacağım. Elimde her yeri boyayan bir mod var zaten. Aman. Ama şurayı fazla taşırmamam lazım. Şükür Erdal amcanın işleri bitti ya. Sıkıntı sıfır arkadaşlar. Şimdi burayı niye böyle yapıyorum? Şimdi burayı ben içiye verdiğim zaman ilerleyen zamanlarda işçi sürekli bu çitlere vuracak. Çitlere vurduğu zaman işçi yarı yeri bırakacak, yarı yeri bırakmayacak. Yani sürekli bir sıkıntı yaratacak bana. O yüzden en güzeli, en temizi bu şekilde. Hani hem bir yandan yol olacak. Yol olarak kullanacağım hem de
10 numara işçiye vermiş olacağız. Şimdi buranın rengi, buranın rengi şu olması lazım. Aynen şu. Şu renk şöyle. Ortaya biz bir boya atacağız zaten. Şurayı şöylece götürelim abi. Bir de şöyle sıfır geldiğimiz zaman orayı da dediğim gibi taşırmadan çok güzel bir şekilde gitmem lazım. Taşırırsak sürmek zorunda kalıyoruz. Yani o da bizim için biraz sıkıntı. Daha doğrusu benim için sıkıntı. Yani burayla aynı şekilde olacak. Şimdi orta sağ sol çok önemli değil de sol tarafa vurmasın. Sağ tarafı tekrar bir şekilde gideriz. Aynen bir yerler bir kısmı bazı kısmen yerler kalıyor. Onlar da sorun değil, dediğim gibi diğer tarafla ayarlayacağım ben onu. Şöyle güzel bir. Şimdi oraya çimimizi de koyalım abi. Şimdi güneş de şöyle bir güneşe çıkaralım. Aynı mı değil? Yok şu. Aynen bu. Şunu ortaya bir koyduğumuz zaman 10 numara olacak. Dediğim gibi sağ tarafı tekrar boyayacağım. Önemli olan sol tarafa fazla girmesin. Sol tarafla uğraşmak zorunda kalmayalım tekrar. Ama sağ taraf sıkıntı değil. Sağ tarafı her türlü hallederiz. Aslında sağ taraf olmasa sol taraf olsa daha güzel olacak da. Şimdi tekrar al abi boyamızı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 10 numara bir yol oldu. Şöyle şu tarafa biraz girmiştik zaten dedim. Konuşmuyorsam bilin ki biraz konsantre istiyor. Peyzajda zaten bayağı bir iyiliyiz. O yüzden milimine, santimi santimine yapmayı seviyorum. O yüzden biraz dikkat benim için önemli arkadaşlar. Şurayı da şöyle. Şurayı şöyle alalım abi. Başka 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi tekrar boyamıza çimimizi alalım. Şuralara şöyle. Aynen. Şu şekilde çimimizi atalım. Oradan da videomuza bir veda gerçekleştirelim. Sağ tarafta dediğim gibi fazla sıkıntı yok. Tekrar oraları kalan yerlerini ben hallederim. Ama fazla bir zaten kötü de durmuyor. Yani çok fazla girmiyor dediğim gibi. Biraz içeri girse de sorun yok. Çünkü diğer taraf büyük, bir diğer taraf küçük kalmasın. Kalan yerlerini de düzeltiriz. Şimdi kapımızın orayı da şöyle bir alalım abi. Şu şekilde olacak. Oraya çim koysak mı şöyle? Koyalım.
Yani şu şekilde. Bir de şuraları alalım abi. Benim olduğum için vermiyor. Ama sıkıntı değil. Her türlü hallederiz. Şimdi bir şura kaldı. Şuralarda bir hallettik mi? Video kaç dakika oldu şu an hiç bilmiyorum ama umarım güzel olmuştur. Siz de beğenmişsinizdir. Şu yola taşanları da şöyle aldık mı? Dediğim gibi arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şöyle abi. Şurayı da şöyle yapacağım. Heh. Burayı da şöyle geniş yapalım. Buradan girip çıkmış tarzında. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.